Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımızda Orta Asya'da kurulan bir başka Türk devletinin Göktürk Devleti olduğunu görüyoruz. 552 yılında kurulmuş, 659 yılına kadar da devam etmiş Göktürk Devleti. Göktürk Devleti'nin temel özelliklerine baktığımızda Asya Hunlarından sonra Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devleti olduğunu görmekteyiz. Tarihte Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletidir. Arkadaşlar burada tekrarlamak gerekirse eğer e, tarihte kurulan ilk Türk devletinin Asya hunları olduğunu, Avrupa'da kurulan ilk Türk devletinin Avrupa hunları olduğunu, ama Türk adıyla kurulan ilk Türk devletinde Göktürkler olduğunu e, bilmek gerekiyor. Göktürkler nasıl kurulmuş arkadaşlar? Göktürkler aslında Orta Asya'da başka bir Türk devleti olan Avarların yönetiminde yaşayan bir Türk topluluğuydu. Ancak Avarlara karşı ayaklanmış ve Avarlara karşı bağımsızlık mücadelesi vererek kurulan bir Türk devletidir kurucuları Bumin Kağan'dır ve merkezleri yine arkadaşlar Ötügen'dir. Biz yine Göktürk Devleti'nin yarı göçebe olduğunu görüyoruz. E buna bağlı olarak da ekonomik faaliyetleri hayvancılıktır ve dini inanışları da Gök Tanrı inancı dediğimiz tek tanrılı bir inançtır. Göktürk Devleti'nin yönetim anlayışına baktığımızda devlet iki kanada bölünerek yönetilmiştir. Özellikle doğu ve batı olarak ikiye ayrılarak yönetildiğini görüyoruz. Ve doğu merkezdir. Asıl devlet doğudur arkadaşlar. Devletin başkenti Merkezi Doğu'da ve Kaan Doğu'da bulunurdu. Batı'da ise genellikle hükümdarın kardeşi Yabgu ünvanı ile yöneticilik yapardı. Ee, arkadaşlar Göktürklerin biz siyasi faaliyetlerine baktığımızda da özellikle ekonomik politikanın siyaseti yönlendirdiğini görüyoruz bir anlamda. Çünkü Göktürkler orta asya İpek yoluna egemen olmak için çeşitli ittifaklar içerisinde bulunmuşlar. Özellikle Sasani, Akun ve Çinlilerle mücadele etmişlerdir. İttifaklarına baktığımızda biz öncelikle Göktürk ve Sasani ittifakı olduğunu görüyoruz. İpek yoluna egemen olabilmek için Göktürkler ve Sasaniler ittifak yapmışlar Akumlara karşı ve akunlar yıkılmış. Ancak Akun topraklarını Göktürkler ve Sasaniler kendi aralarında paylaşamayınca bu sefer de Göktürk ve Bizanslar Sasanilere karşı e, ittifak yapmışlar. Dolayısıyla İpek yolu ticaretini denetim altına alabilmek için biz e, Göktürklerin diplomatik ilişkilerde de çeşitli ittifaklarda da bulunduğunu görüyoruz aynı zamanda. Burada bir uyarımız var arkadaşlar. Göktürk devleti özellikle iç karışıklıklar ve taht kavgaları nedeniyle Doğu ve Batı Göktürkleri olarak önce ikiye ayrılmış. Daha sonra her iki Göktürk devleti de Çin egemenliğine girmiştir. Arkadaşlar bir müddet Göktürkler Çin esaretinde yaşamışlar. Çin'in egemenliği altında yaşamışlar. Ama daha sonra bağımsızlıklarını ilan ederek 681 ve 744 yılları arasında ikinci Göktürk Devleti'ni hayata geçirmişler. İkinci Göktürk Devleti'ne biz diğer adına Kutluk Devleti adını veririz. Göktürkler Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi vererek kurmuşlardır bu devleti. Asya Hunları ve Göktürk devletinde olduğu gibi ikinci Göktürklerin merkezi de yine Ötügendir. Kurucuları Kutluk Kağan'dır. O yüzden zaten ikinci Göktürk devletinin diğer adı Kutluk devletidir. Yine yaşam tarzları göçebe ya da yarı göçebedir. Ekonomik faaliyetleri de hayvancılıktır. Gök Tanrı inancına sahiplerdir. İkinci Göktürk Devleti'nin yani Kutluk Devleti'nin en güçlü ya da en parlak dönemleri arkadaşlar Bilge Kağan ve Kültigin dönemidir. Bu dönemde Vezir Tonyukuk da devlet görevinde bulunmaktadır. Ve bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri Orhun kitabeleridir. Özellikle Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına yolu tegin tarafından yazılmıştır Orhun kitabeleri ya da Göktürk yazıtları. Yandaki resimlerde de gördüğümüz üzere arkadaşlar Orhun anıtlarına örnektir aynı zamanda bunlar. Orhun kitabeleri arkadaşlar Danimarkalı bilim adamı Thomson tarafından 1893 tarihinde okunmuştur. Orhun yazıtlarında yer alan aç halkı doyurdum çıplak halkı giydirdim ifadesi ise Türklerde sosyal devlet anlayışının var olduğunu göstermektedir. Şimdi arkadaşlar bu maddenin üzerinde biraz durmakta fayda var. Sosyal devlet anlayışı önemli bir kavram. Peki sosyal devlet kavramı nedir? Ee, sosyal devlet bir devletin kamu yararına yani halkın çıkarına çalışmasıdır, halkın menfaatleri için çalışmasıdır. Dolayısıyla devletin e, halkın temel ihtiyaçlarını karşılıksız olarak halka sunmasıdır. Özellikle örnek vermek gerekirse eğitim gibi, sağlık gibi, sigorta gibi, bayındırlık gibi hizmetleri halka karşılıksız olarak sunmasıdır. İşte Orhun kitabelerinde buna bir örnek var diyor ki burada aç halkı doyurdum, çıplak halkı giydirdim. Dolayısıyla burada Göktürk Kağanlarının ya da devletinin halkın çıkarı doğrultusunda çalıştığı söyleniyor. Bu da sosyal devlet anlayışına örnek gösterilmektedir. Bunun dışında Orhun yazıtları için Türk tarihinin ilk yazılı eserleridir diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar Türklerle ilgili en eski bilgilere özellikle Hunlarla ilgili en eski bilgilere Çin yıllıklarında rastlanır. Çünkü Türkler göçebe yaşamdan dolayı yazıyı kullanmayan, bunu ihtiyaç hissetmeyen bir topluluktu eski dönemlerde. O yüzden Türklerin kendilerine ait olan ilk yazılı eserler Göktürk kitabeleri ya da Orhun Yazıtları olarak karşımıza çıkıyor. Türklerde yine e, ulusçuluk anlayışının varlığı da Türk adının burada geçmesinden dolayı aynı zamanda bu anlayışla gösterilmektedir. Göktürk kitabelerine baktığımızda Göktürk alfabesinin kullanıldığını da görmekteyiz. Bu da ilk Türk alfabesidir aynı zamanda. Peki Göktürk Devleti ya da Kutluk Devleti nasıl yıkılmış? Özellikle Göktürklerin biz Boylar Federasyonu şeklinde örgütlendiğini görüyoruz. Yani birkaç Türk boyunun birleşmesinden oluşmuş. Dolayısıyla kendi bünyesindeki Türk boyları olan Uygur, Basmil ve Karluk Türkleri tarafından bunların ayaklanmaları sonucunda yıkılmıştır. Müzik